çiziminiz çok karmaşıksa, çok fazla layer'ınız varsa isimlerini, hepsinin ismini bilmiyor olabilirsiniz. Bakın buradan kapatmak yerine şuradan kapatabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle off'u seçip kapatmak istediğimiz layer'ın üzerine gelip şöyle seçip kapatabiliriz. Bakın geri alalım. Bakın bunun zıttı şurada arkadaşlar. Turn all layers on. Bakın tekrar yapalım. Bakın seçip şöyle yaptığım zaman geri gelir arkadaşlar. Bakın kağıt düzlemine geçelim. Bakın alt opsiyonları mevcut. Bakın şöyle gelelim. Bakın yine seçip sağ tuş settings bir force var arkadaşlar. BP freeze'i seçersek sadece bakın bu kısımda kapattık. Bakın model kısmında açık. Tekrar geri gelelim. Bakın burada kısım çalışmayabilir. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın preview isterseniz bakın son yaptığınız layer'larla yaptığınız son işlemi geri alır. Tekrar gelelim. Off'u seçelim. Sağ tuş settings diyelim. Yeport off dersek arkadaşlar. Bakın şöyle off dedikten sonra seçersem SCL'ye çıkalım. Bakın model kısmında da kapatır arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bakın şuradan tekrar açabiliriz. Şöyle kanepeyi açalım. Bakın bunun diğer alt opsiyonları için birkaç tane layer oluşturayım. Bakın layer properties'e geldim. New layer'ı seçiyorum. Şu duvardan değil, bunu silelim. Sıfıra gelelim. Bakın şurada blok 1 diyelim. Tekrar seçelim. Blok 2. Burayı kapatalım. Bakın şu anda sıfır layer'ını seçiyorum. Bir tane şey çizelim. Line'la. Close diyelim. Bir tane çember çizelim. Bakın blok 1'i seçip bir blok oluşturalım. Blok 1. Clip. Bir isim verelim. A diyelim. Select Object seçelim. Enter'a basalım. Points bakın orta noktayı seçelim. OK diyelim. Daha sonra tekrar sıfıra gelelim. Bir tane etrafına şöyle bir dikdörtgen çizeyim. Blok 2'ye gelelim. Yine Crit diyelim. B diyelim. Select Objects diyelim. Bakın şöyle seçiyorum. Enter'a bastım. Pick Points. Bakın şöyle alt köşe noktayı seçelim. OK diyelim. Yine bir tane sıfır layer'la şuraya herhangi bir şekil çizelim. Bakın bir tane dikdörtgen çizeyim. Bakın on off'a geldim. Şöyle settings'e geldim arkadaşlar. Block selection'a geldim. Bakın şu anda iki tane bloğumuz var. Bakın bloğu seçtim. Bakın iştekine tıklarsam iştekine. Bakın şurada geri alalım. Tekrar geleyim. Settings. Block Selection, Block. Bakın dıştakini tıklarsam dıştakini sildi arkadaşlar. Geri gelelim. Şöyle sağ tuş Settings, Block Selection. Bakın Entity'ye gelirsem bakın bunları Layer 0'la çizdiğim için bakın şöyle tıkladığım zaman ha şu anda Layer 0 Current Layer diyor. Bakın bunu değiştirelim. Duvar yapalım. Şöyle tıkladığım zaman bakın şu anda Layer 0'ı kapattı. Hangi layer'la oluşturmuşsanız onu kapatıyor arkadaşlar. Açalım. Tekrar gelelim. Sağ tuş settings block definition. Bakın none dersem içtekini ya da dıştakini seçerseniz yine dıştakini siler arkadaşlar. Yani en genişini bakın şöyle. Dıştakini, içtekini seçmeme rağmen dıştakini sildi. Bunları silelim. Bakın şöyle son seçimi hatırladığı için settings'ten Block Definition, Blow seçelim. Komuttan çıkalım. Bakın Isolate komutu ile seçtiğimiz sadece mesela şuradaki koltukları görmek istiyorum. Seçip Enter'a bastığım zaman bakın sadece koltukları gösterir. Bakın şu zıttını seçtiğim zaman diğer nesneleri de gösterir. Bakın yine seçelim. Sağ tuş Settings
Of, kapatsın mı, şey mi göstersin, kilitli ve transparan olarak mı göstersin? Bakın, kilitli ve transparanı seçersek burada transparanlık değerini ayarlıyoruz. Bakın 60 diyelim. Daha sonra seçelim. Enter'a basalım. Bakın, kilitli ve transparan gösteriyor. Şöyle gelelim. Settings diyelim. Off diyelim. Off diyelim. Çıkalım. Bakın yine freeze seçeneğiyle seçtiğimiz kısımları freeze yapabiliriz arkadaşlar. Dondurabiliriz. Undo ile geri alabiliriz. Ya da şurada Tow All Layers diyebiliriz. Bakın şöyle yine geri alayım biraz. Şuradaki şekillerim kalsın. Bakın yine gelelim freeze kısmına. Settings, viewport kısmı yine aynı arkadaşlar. Bakın yine layout'ta ya da şeyde ne görelim isterseniz. Bakın layout'a gelelim. Şurada seçelim. Sağ tuş settings, viewport, freeze'i seçersek arkadaşlar bakın şöyle. Bakın burada dondurdu. Bakın burada da dondurdu. Geri alalım. Tekrar gelelim. Sağ tuş settings, viewport, VP freeze'i seçersek bakın burada dondurdu. Diğer kısımda dondurmadı. Şuradan geri alalım. Model kısmına geçelim. Bakın yine freeze'e gelelim. Sağ tuş settings block selection. Bakın block seçersek bakın yine içteki ya da dıştaki bakın dıştakini seçersem hepsini siliyor. Bakın geldik. Sağ tuş settings Block Selection. Önce bir geri getirelim arkadaşlar. Sağ tuş Settings Block Selection. Entity dersem şuradaki kısmı seçersem bakın buradaki Layer 0'ı dondurdu arkadaşlar. Bunu açalım. Bakın yine gelip sağ tuş Settings Block Selection. None dersem bakın içteki ya da dıştakini seçseniz de hepsini birden donduruyor arkadaşlar. Bakın. Geri alayım. Şu anda nan. Bakın hepsini birden dondurdu arkadaşlar. Şunları silelim. Bak yine kilitleme seçeneği arkadaşlar. Lock, unlock. Bakın lock'ı seçerim. Bakın burada seçtim. Bakın bütün kanepeleri kilitledi arkadaşlar. Bakın unlock deyip tekrar seçtiğim zaman kilidi kaldırır. Bakın şu anda duvar aktif layer'ım. Make current deyip istediğim bir layer'ı seçersem arkadaşlar bakın şöyle seçtiğim zaman bakın aktif layer'ı değiştirir. Make current komutu ile. Yine match layer seçelim. Bakın şuradaki koltuğun layer'ını kanepenin layer'ı yapmak istiyorum. Bakın koltuğu seçtim. Enter'a bastım. Daha sonra bakın kanepeyi seçtim. Bakın sadece seçtiğim koltuğun layer'ını değiştirdi. Bakın tekrar geri alabiliriz. Geri alalım. Diğer komutları diğer videoda görelim arkadaşlar.